Pekiştirme testi 2'deyiz. İlk sorumuz, KL cisimleri X odasına götürüldüğünde, bakalım hemen şöyle şekillerimizi, odalarımızı çizelim. Bakın şu X odamız olsun, bu da Y odamız olsun. X odasına götürüldüğünde K cismimiz, şimdi hemen şurada yazalım. K'nın, şuraya K yazıyorum. Ne yapıyor? Sıcaklığı azalıyor, K'ninki azalıyor. L'nin sıcaklığı artıyor. Burası X odamız olsun. Cisimler başlangıçtaki sıcaklıklarındayken Y odasına götürüldüğünde K'nın da sıcaklığı artıyor. L'nin de sıcaklığı artıyor diyor arkadaşlar Y odasına götürüldüğünde. Şimdi bakalım buna göre hangileri doğrudur diyor. X odasının sıcaklığı arkadaşlar, evet, Y'inkinden düşüktür. Evet, her ikisinin de sıcaklığı arttığına göre bunlar ne yapıyor? Y odası onlara ısı veriyor. Demek ki Y'nin sıcaklığının nedir? X odasından büyük olduğunu söyleyebilir. Pardon, X odasının sıcaklığı Y'den düşüktür diyebiliriz. Yani Y'ninki yüksektir. Bu doğru. Çünkü her ikisinde sıcaklığı artıyor. İki maddeye de koyduğumuzda sıcaklıklar artıyor. K'nın X sıcaklığı Y'ninkinden düşüktür diyor. K'nın X sıcaklığı Y'ninkinden yüksektir diyor, pardon. Yanlış. Niye? Y'nin sıcaklığı artıyorsa sıcaklığı düşük olması lazım. Bakın Y odasındayken. Bu yanlış. L'nin sıcaklığı X'ten yüksektir diyor. Evet, burada da bakın X odasına konuda L'nin sıcaklığı artıyordu. Düşük olmalı ki artsın. Yüksek olursa düşmesi lazımdı. Bu ifadede yanlış. O halde cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuzda bir maddeye ait diyor. Sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılar hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın sıcaklık değişimi olduğu yerde alınan ısı nasıl hesaplanıyor? Q eşittir mc delta t ile hesaplanıyor. Eğer hal değişimi olursa ısı nasıl hesaplanıyor? M çarpı L ile. Bunu hatırlayalım. Şuradaki A, bakın şu A değerini vermiş oluyor. Çünkü sıcaklık değişimi var. Burası da B değerini vermiş oluyor. Buradaki ısı B değerini, bakın şu aradaki alınan ısı B değeri ML'ye eşit. Bu arada alınan ısı sıfırdan buraya kadar alınan ısı MC delta T değerine eşit. Diyor ki fitnesi büyük olsaydı A ve B değerleri büyük olurdu. Evet, M artsaydı Q'lar da artardı. A ve B de artardı. Bu ifade doğru arkadaşlar. Kütlesi büyük, maddenin kütlesi daha büyük olsaydı grafikte T değeri değişmezdi. Evet, bu biraz böyle yataylaşacaktır peki, ama arkadaşlar T değişmez çünkü kaynama sıcaklığı nedir? Ayırtıcı bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir. Grafikte T ve A'nın oranı madde miktarına bağlı değildir diyor. Hatırlayalım, bakın buradaki A değerini çektiğimiz zaman Q bölü delta T dediğimizde ne çıkıyor? M çarpı C. Evet, madde miktarına bağlı. Bakın bağlı değildir. M olmasaydı diyebilirdik. Bağlıdır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda deniz kenarında yapılan bir deneyde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan 0 santigrat derecedeki suya sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olan bir buz parçası atılıyor. Bir süre sonra ısı denge kuruluyor ve kapta su buz karışımı olduğu gözleniyor. Bakın 0 santigrat derecede su varken buz atılıyor ve buz su karışımı olduğu görünüyor derse ne oluyor? Suyun bir kısmının donduğunu anlayabilirim. Neden anlıyorum? Bakın eksi derecedeki buz ısı almak zorunda. 0 santigrat derecedeki su, ona göre sıcaklığı yüksek, ısı alışverişi olacak. Kimden? Sudan buza doğru bir ısı akışı olacak. Su 0 santigrat derecedeyken kaybettiği ısıdan dolayı hal değiştirir ve bir kısmı ne olur? Donar. Evet, suyun öz kütlesi değişmemiştir çünkü sıcaklığı değişmedi. Hala kapta su ve buz varsa 0 santigrat derecede kaldığı müddetçe kaptaki su öz kütlesi değişmemiştir. Bir kısmı donmuştur, onu söyledik, evet. 0 santigrat derecedeki su eksi buz atıldığında kesinlikle bir kısmı donar.
buzun öz kütlesi değişmemiştir. Hayır, eksi derecedeki buzun, bakın sıcaklığı ne yapılıyor arkadaşlar? Belli bir de sağlıyor ya, sıfır santigrat yükseldiği için sıcaklığı değişince de hacmi değişir. Hacmi değişince öz kütlesi değişir. Dolayısıyla 1 ve 2 cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soruda sıcaklıkları sırasıyla T1 santigrat derece ve T2 santigrat derece olan eşit yükleri su ile buz kendi aralarında ısı alışverişi olacak biçimde karıştırılıyor. Son durumda karışımdaki su buz kütlesi değişmediğine göre T1'in T2 oranı nedir? Bu şu demektir, su donmuyor, buz da erimiyor demektir arkadaşlar. Çünkü su ve buzun kütlesi değişmiyor. Bu nasıl gerçekleşebilir? Hemen şöyle bir grafik olarak hatırlayalım bakın. Şöyle bir grafiğimi çizmeye çalışayım bakın. Şöyle. Bunu farklı bir renk alayım. Buradan kırmızı. Eksi derecedeki buzum yukarı doğru çıkacak. 0 santigrat dereceye gelecek. Şuraya. Bir de o zaman şunu da maviyle alalım. Yüksek derecede T artı derecedeki bu suyum da 0 dereceye inecek. Bu suyum buraya indi. 0 derece oldu. Kırmızıydı. Buzum da ne yaptı? Buraya çıktı. 0 derece oldu. Evet, bu durumda anca olabilir. Yani burası suyun sıcaklığı neydi? T1'di. Bunun sıcaklığı neydi? Eksi T2 olmalı ki bu buradaki aldığı ısıyla 0 dereceye çıksın. Su 0'a indi, sadece donmadı. Buz eksi dereceden 0'a çıktı, erimedi. Ancak bu durumda söz konusudur. Peki suyun verdiği ısı aldığı ısıya eşit olması gerekiyor. O halde Q su eşittir Q buz dersem kütleler eşitmiş. M çarpı arkadaşlar C'si suyun 1 çarpı sıcaklık değişimi T1 olacak çünkü sıfıra düştüğü için. Bununki de M çarpı 0,5 çarpı sıcaklık değişimi de son sıcaklığına eksi T2 olacak. Bakın burada da sıcaklık değişimi. Bununla M'ler gider. Bana T1'in T2'ye oranını soruyor bakın. T1'in T2 oranını soruyor. T1 bölü T2 yazdığımda eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Cevabım B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda XY kaplarında su buz karışımları deniz düzeyindeki özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor diyor arkadaşlar. Bunlardan hangileri doğrudur? Bakın bu su karışımı her zaman 0 santigrat derecededir. Bunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ben T sürede M kadar buzu erittiysem 2T sürede 2M kadar buzu eritirim. Q eşittir M çarpı L değil mi? T demek aynı zamanda Q'dur. Eşit zamanda sürede eşit ısı veren ısıtıcılar T'de Q veriyorsa 2T'de 2Q verir. O halde Q ile M erirse 2Q ile de 2M erir. Bunu söyleyebiliriz. Bakın başlangıçta Y kabındaki buzun kütlesi X kabındaki buzun kütlesinin 2 katına eşittir. Bu doğru. X kabındaki karışımın kütlesi Y kabındaki karışımın kütlesine eşittir. Şimdi burada eridiler arkadaşlar. Buz kalmadı. Burada da buz kalmadı. Şimdi burada belli bir kütlem var. Bu kütlemin sıfırdan T'ye, Q kadar ben her birine Q demiştim ya, ısı veriyorsam aynı ısı verdiğimde yine T kadar sıcaklığı artıyorsa demek ki kütleleri eşittir. Çünkü Q eşittir MC delta T. Eridiler. M kütle oldular. Buzla su eriyince M kütle su oldular. Aynı ısıyı verdiğimde aynı sıcaklık arttıysa demek ki kütleleri de aynıdır. Karışım yani buz suyu eridikten sonraki kütleleri de aynıdır demektir. Başlangıçta Y kabındaki suyun kütlesi diyor eşit olsaydı, evet kütleleri eşit olsaydı o zaman bakın şurada buzun kütlesi daha fazla olduğu için buradaki kütle daha fazla olacaktı. Aynı T sürede T sıcaklığına değil de daha düşük bir sıcaklığa çıkması gerekiyordu. Bu ifade doğru değil. 1 ve 2 C seçeneğidir.
Altıncı sorumuzda erime ve kaynama ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tuz karıştırılan buzun erime noktası düşer. Evet arkadaşlar, buz, kışın karların erimesi için üzerine tuz attığınızda eksi 5 derece, eksi 10 derecede erimeyen kar hemen erimeye başlar. Demek ki tuz karışınca erime noktasını düşürüyor. Tuz karıştıran suyun kaynama noktası yükselir. Tuzlu su daha geç kaynar. Doğru. Üzerine etki eden basınç artan suyun kaynama noktası yükselir. Evet, düdüklü tencerede su 100-110 derecede kaynar. O halde cevabımız E seçeneği.